İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir yeni Ardıç Dalı sohbetlerinde sizlerle beraberiz. Şairler çok geniş sahralarda çiçeklere önce nazar eden, sonra onları nazenin bir şekilde toplayarak demet haline getiren sihirli sanatkarlardır. Bir şair gönül penceresinden sahraları, dünyayı seyrederken neler diyor? Gönül pencereni arala biraz. Dinmiyor hasretin, görmeye geldim. Yüzüme gülümse, nedir bunca naz? Saçını koplayıp örmeye geldim. Dalarsa gözlerin derin uykuya. Rüyana al beni, sar doya doya. Umut çiçeklerim kanmıyor suya. Ustat baharına ermeye geldim. Ne olur zulmetme boyun bükene. Bülbülün isyanı gülsüz dikene. Bu hicran reva mı sevda çekene? Açıver kalbini, girmeye geldim. Haykırsam uzaksın, duyulmaz sesim. Solsa da şen yüzüm, sensin hevesim. İsterse tükensin en son nefesim. Bir ömür nedir ki vermeye geldim. Şair Mahir Gürbüz gönül penceresinden alemi böyle seyretmiş. Ama nasıl seyretmiş, hangi gaye ile seyretmiş, en iyisi kendisine soralım. Sayın Mahir Gürbüz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizin stüdyomuzda bir şair, heceye hakim bir şair ama mısraları müziği çağıran bir güftekar olarak burada ağırlıyoruz. Sağ olun hocam. Biraz kendinizi bize tanıtın. Öncelikle böyle gerçekten onur duydum. Beni davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Fırat Kanal TV çalışanlarına tümüne teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Nerelisiniz? Önce oradan başlayalım. Elazığ doğumluyum. Evet. 1947'de Elazığ'da doğdum. Neresinde doğdunuz? Rüstempaşa Mahallesi. Evet. Çiftçi Sokak'ta doğdum. Evet. Evet. Peki ilkokulu, ortaokulu, liseyi burada mı okudunuz? İlk ve öğretim Elazığ'da okudum, evet. Ondan ama sonra sizin bir sanatkarlığınız var. Yani tabii, siz kelimeleri dikiyorsunuz ama çok da güzel kumaşlara şekil veriyorsunuz. Usta bir terzisiniz. Ona 7 yaşındaydım işte. Evet. Rahmetli babam bir okula beni yazdırdı. Kayıt yaptırdı ve dolayısıyla bayan terzisinin yanına götürdü, bir ustamız vardı. Evet, çok güzel. Öğlene kadar dedi okulda, öğlen sonra burada. O şekilde evet, biz devam ettik. Evet. Öyle yani işte okul tatillerinde sürekli yine okula gidiyorum. Terzaneye gidiyorum. Evet. Onun dışında öğlene kadar okul, öğlen sonra tekrar işte terzane. Ertesi yıl oluyor tabii, sabah dükkana gidiyoruz, akşam. Peki bu şekilde ne zamana kadar devam etti? Valla bu yani okullar bittikten sonra diyelim ki aşağı yukarı ben işte 2000'de falan bıraktım, yani işi bıraktım. Ondan sonra evet, zaten Fransa'ya falan gitmiştim. Geldikten evet, sonra yine devam ettik. Fakat 2000'den sonra tamamen terk sanat ettim. Bıraktım evet, yani. Ama siz peki şiirle ne zaman tanıştınız? Valla şiirle inanır mısın hocam? Yani ben herhalde böyle ilkokul 2 veya 3. sınıftayken. Evet. O zaman Ramazan davulcusu vardı bizim, bir Hasan amcamız vardı. Evet, çok güzel, evet. Böyle. Evet. Ona yazmışım yani ben o anda, işte aklımda kaldığıyla şöyle davullar dangır dangır bizim mahalleye gelen Hasan Çırangır diye böyle yazmışım yani. Yani böyle şeylerin, kafiyelerin sihri sizi bir noktada cezbetti. Evet, aynen öyle. Evet, o da çok ondan güzel bir sonra şey. İşte devam etmişiz. Evet. Askere gidene kadar Fransa'da işte geldikten sonra naizane yazmaya yazıp çiziyorsunuz ama evet, sizin gerçekten heceye hakimiyetiniz var. Çok güzel mısralarla yazdığınız şiirler musiki çağırmış bizim üstadımız Doğan Sever bestekar, evet, onu evet, bestelemiş. Doğan, evet. Ama bu arada doktorlar da mısralarınızdan nasibini almış. Bana hocam, doktorlara evet, ne yazmışsınız? Peki hocam siz tıp fakültesini bitirdiğinizden günümüze kadar hep sağlık reçetesi mi yazdınız? Hep reçete yazdık, hep sağlık. Gönül reçetesi yazdınız oldu mu? Gönül reçetesi yazdığımız olmadı. Olmadı mı? Peki evet, ben rica etsem bana bir gönül reçetesi yazar mısınız? Vallahi işte mısralarla yazmak lazım değil mi şairlere de? Tamam hocam, evet, o zaman bir şiirle gönül evet, reçetesi yazalım. Evet, bir okuyun dinleyelim inşallah. Gönül yarasına dermana geldim. Evet. Bana bir reçete yaz doktor abi. Ya şifa bulurum ya ömür biter. Tahammül kalmadı tez doktor abi. Ben onu severken mevsim bahardı. Baharda yeşeren umutlar vardı.
Aşkımı Mısır'da sultan duyardı. Kalbimden çıkmayan giz doktor abi. Nasıl çaresizim, nasıl perişan. Yıllarca ağlar mı sevdaya düşen. Her zaman ben oldum peşinden koşan. Yüreğimi yakan köz doktor abi. Şansım hiç olmadı sevgiden yana. Ömrümü harcadım ben o canana. Barışalım diye gelsek yan yana. Her dudak büküşü naz doktor abi. Aşka çare yoksa narkoz ver uyut. Uyumazsa gönlüm onun da avut. Neşter at kalbime biterse umut. Bir daha uyanmam. Bir daha uyanmam. Söz doktor abi. Evet, söz, çok, söz, çok çok söz. Güzel evet. Teşekkür ederim. Evet. Çok güzel. Gönül yarasına dermana geldim. Bana bir reçete yaz doktor abi. Ya şifa bulurum ya ömür biter. Tahammül kalmadı tez doktor abi. Çok çok güzel mısralarla. Ama tabii bunun sonunda doktorlara da bir istek var. Evet. Aşka çare yoksa narkoz ver uyut. Uyut. Uyumazsa gönlüm onunla avut. Neşter at kalbime biterse umut. Bir daha uyanmam söz doktor abi. Evet, fevkalade evet, güzel. Hocam. Fevkalade güzel bir şiir. Sizin şiirlerinizde ince bir musiki var. Bundan dolayı bestelenmeye müsait şiirler. Siz tabii doktordan çare bulamazsanız herhalde hakime de gidersiniz. Evet, o da öyle var. Değil mi? Bir de bir hakim şiiri dinleyelim sizden. Olur efendim. Evet. Gönül avcısından şikayetim var. Yaralı bırakıp gitti hakim bey. Bekledim dönmedi bugüne kadar. Bir çare, bir çare aşkımız bitti hakim bey. Evet. Arzu hale geldim yüce makama. Başka gül koklamam, takmam yakama. Mazide ne varsa aldım arkama. Hasreti gözümde tüttü hakim bey. Bu ayrılık belki... Bu ayrılık belki... Uzun sürecek. Araya set çekip ağlar örecek. Kalbimin acısı nasıl dinecek? Sevene bu zulüm yetti hakim bey. Gönül sermayemi ona bağladım. Gözyaşım dinmiyor yeter ağladım. Yaklaşayım derken hep adım adım. Beni de canımdan etti hakim bey. Evet. Aşka ihanetten müebbet alsın. Hakkın adaleti yerini bulsun. Ben anlamazsan canın sağ olsun. Umutlarım zaten. Umutlarım zaten. Bitti hakim bey. Bitti. Çok çok evet. Güzel. Şimdi Sayın Gürbüz. Evet hocam. Şiiri gerçekten mısra mısra bir ince musikiyle işliyorsunuz ve çok güzel mısralar ortaya çıkıyor. Ama herkes bilir ki evet. Mahalli şiveyle, mahalli ağızla evet. Hece şiiri inşa etmek çok çok zor bir hadisedir. Doğru. Merhum rahmetli Cennet Bekan Şeref Tan bunu Şeref çok güzel yapardı. Evet, aynen öyle hocam. Siz Şeref Tan'ı tanır mıydınız rahmetli? Çok iyi tanıyordum. Nur içinde yazsın. Allah rahmet etsin. Gerçekten. Açık sözlü yani, ama. Açık sözlü ve dolu. Büyük bir değerdi gerçekten. Dolu dolu bir şair. Dolu, evet, evet. Gümbür gümbür akan bir ırmak gibi. Evet, evet. Fevkalade güzel şiirleri olan bir insan. Evet. Sizin o tarzda rahmetli zaten Şeref Tan rahmete kavuştuktan sonra inanın. Evet. Heceyle ve mahalli şiveyle yazı yazmak, şiir yazmak fevkalade zor bir iş. Bu konuda böyle öne çıkan insanlar olmadı. Evet. Bir şair, gene Mahir Gürbüz'ün çok güzel heceyle yazılmış bir mahalli şiveyle ama hece yapısı çok düzgün şiiri var elimde. Evet hocam. Yeter çektim ben istemim belenaz. Söyledi bekleme gelmeyeyim ben bu yaz. Dedim ki göğünümü oyala biraz. Baba çıka seni sevmeyeyim demez mi? Bu şiiri öyle evet. Tahmin ediyorum Doğan Sever besteledi. Bu bestelede evet. Birkaç icracıyı ben... Zihni makamında çok da güzel besteledi. Çok güzel bir eser evet, oldu. Gerçekten. Ben birkaç icracıdan bunu dinledim. Tabiatıyla bu şiiri baştan sona sizden dinlemek arzusundayız. Peki teşekkür ederim hocam. Evet. Yeter çektim ben istemeyim böyle naz. Söyledi bekleme gelmeyeyim ben bu yaz. Dedim ki göğünüm oyala biraz. Baba çıka seni sevmeyeyim demez mi? Neler çektim bilsen onun dilinden. Yaran diketsem de anlamı benden. Dedim ki bırakma tut ellerimden. Baba çıka seni sevmeyeyim demez mi? Gelenden geçenden onu sor idim. Rüyama girse de hayra yor idim. Dedim ki güzele seni ar idim.
Babacığa seni sevmem demez mi? Hasreti sır gibi kalbimde gizliyim. Yuhum gelmi gakku hep onu özlüyüm. Dedim ki Dilber'e yolunu gözlüyüm. Babacığa seni sevmem demez mi? Şimdi evet. Tabii babacığa seni sevmem demez mi diyen yar, ola ki siz evet. de unutmuş olsun. Unutursa şair ne yapsın? Ne yapsın? Evet. Unuttum gülüm der. Evet. Ardına bakmadın elveda derken, yaktığın ateşi unuttun gülüm. Yeni ufuklara yelken açarken, yığınla saçımı ağarttın gülüm demişsiniz. Arkasından neler gelmiş? Neredeysen ara, duyur da sesin. Hasreti dindirsin ılık nefesin. Muhabbet bağımlı gönül kafesin, yeşeren dalları sararttın gülüm. Düşüyor yapraklar, mevsim, sonbahar. Ömür yetecek mi vuslata kadar? Yaşlı gözlerimin sende ahı var. Güneşe set çekip kararttın gülüm. Beklerim yolunu hep yana yana. Sükutum yetmiyor geçen zamana. Ömrünü harcadı bu can canana. Ne diye dargınlık yarattın gülüm. Şimdi çok uzaksın erişmez elim. Sorana varmıyor söylesin dilim. Ne olur, ne olur yeniden başa dönelim. Sen beni boş yere ağlattın gülüm. Eğdirme başımı artık önüme. Tahammül kalmadı bunca zulüme. Nasıl bağladın ki o kör düğüme? Giderken çözmeyi unuttun gülüm. Çok güzel Sayın Gürbüz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi bu güzel kelimeleri bulmak, onları dizmek de şiir ortaya çıkıyor. Evet. Bundan birkaç yıl önce Avrupa'ya Nazırlar Derneği bizi Avrupa'ya davet etti. Evet. Avrupa'ya gittik. Avrupa'nın ünlü şehirlerini de bize gezdirdiler. Biz bir heyetle Paris'e gittik. Evet. Paris'i gezdik. Şimdi benim aklımda Paris deyince taş yığınları. Taşlar belki altın suyuyla boyanmış, boyalara boyanmış. Ama dar sokaklar, kalabalıklar ve sadece koşuşturma ve hüzün hüsran gibi bir şeyler kaldı. Evet, doğru. Milletin hayal etmediği, hayaline sığdıramadığı Notre Dame Kilisesi'ni de gördüm. Evet. Hatta arkadaşlara latife olsun, nükte olsun diye söyledim. Dedim ki ya bizim rahmetli Halıdemir vardı. Evet. Leblebici Halıt Kakko. Evet. Ya Leblebici Halıt Kakko'nun dediğim iki tane katırı vardı, deli katır. Ya bu ben buraya bunu bağlasam katırlar yüzünden ölür ya. Karanlık, insana korku telkin eden şeyler. Doğru. Siz Paris maceranızı bize anlatın. Ne zaman Paris'e gittiniz? Paris'e 1979 evet. yılında gittim. Ne zaman, ne kadar kaldınız? İki sene kadar kaldım. İki sene kaldınız. Evet. Orada tabii ki işte konfeksiyonda çalıştık hocam. Evet. Biz burada daha önceden yani şöyle diyeyim, terziliğin hamallığını yapıyorduk yani. Evet. Orada daha pratiğini öğrendik. Daha güzel, daha serin çalışmasını, daha güzel dikmesini öğrendik gerçekten. Evet. Bize çok da faydası oldu yani. Peki Elazığ'a geldiğiniz zaman yani bu işi icra edeceğiniz bir dükkan açtınız mı? Tabii dükkan çalıştırdım evet. Şimdi evet, kaç hocam. Yılına kadar çalıştınız? 81'de açtınız diyelim. 2004'te bıraktım tamamen. 2004'te evet, bıraktım evet. hocam. Evet. Peki siz tabii bir aynı zamanda Paris'te mesela iyi bir usta terzi olarak çalışmış olmanın evet, yanında. Evet. Sanatla ilgilenen iyi bir sanatkar edasıyla da bulundunuz. Evet. Paris deyince mesela şimdi aklınızda neler kalmış? Paris gerçekten insanların huzur bulacağı böyle bir sükunet şehri mi? Veya orada kültür, Para. Sanat, edebiyat her köşe başında insanı karşılıyor mu? Hocam, nasıl bir şey? Paris deyince gerçekten dünyanın yani en kalabalık ülkesi evet. ve şehirlerden birisi yani. Sadece evet. modanın işte dünyada modanın merkezi olarak ben düşünüyorum orasını. Evet. Aşağı yukarı o zaman bizim zamanımızda yani 12-13 milyon insan yaşıyordu. Onların öyle diyorlardı ki işte metrolarda günleri evet. geçen insanlar. Yarısı metrolarda, yarısı işte Paris'in caddelerinde falan iş yerleri. Gerçekten işleri çok yoğun yani adamlar çalışıyor. Bir kalabalık. Çok kalabalık. Koşuşturma. Tabii, koşuşturma. Sonra evet. turist çok geliyor yani Paris'e. Evet. Gerçekten. Yani görmeye de değer onu da söyleyeyim yani. En az bir kere görmekte fayda var. Evet, tabii, bir kere doğru, görmekte doğru. fayda var. Ama benim ülkem dünya üzerinde gerçekten ben öyle tahmin ediyorum. Bir tek yani başka yok. Evet. Başka ben Allah'a çok şükür mesela Avrupa'ya da gezdim gördüm. Evet. En az bir kere görmekte fayda var. Bana göre Kemaliye var ya Avrupa'nın 10 tane büyük şehrine değişilmeyecek bir hazinedir. Çok doğru. Yani her insanın kendi ülkesi belki kendisine güzeldir ama. Evet. Geçen Kayseri'ye gittik dönüşte Somuncuba Hazretleri'nin
bulunduğu Dalende'ye uğradık. Evet. Merhum Evliyaullah'tan Somuncu Baba Hazretleri'nin metfun olduğu mekan, hatta oradaki yetkililere Somuncu Baba Hazretleri'nin dergahından sorumlu vakıf yetkililerine evet. söyledim. Dedim ki bir halı iki boyutlu bir kaneviçedir, bir sanat eseridir. Evet. Ama dedim Darende ve çevresi, burada yapılan mimari eserler üç boyutlu şeffaf bir halıdır. Şimdi halıda bir kaide vardır Sayın Gürbüz. Bir ipi yanlış atsanız halıda o yanlışlık sırıtır. Mutlaka doğru. Aslında şiirde de böyledir. Evet, evet. Şiirde de böyledir. Doğru. Yani gerçek ve şiir, gerçek bir şiir, gerçek ve asil bir şiir, kıymetli bir şiir, bir harfi alırsanız yıkılır. Evet. Ama evet. adam zaten konuşur gibi şiir yazmış. Kelimeleri, cümleleri üst üste koymuş. Değil bir harfi, üç kelime çıkarsanız, üç cümle çıkarsanız şiir evet. bozulmuyor. Çünkü şiir değil. Evet, evet. Şiir evet, değil. Doğru. Şimdi ben Kayseri'de bunu şeye söyledim. Kayseri'de günümüzün çok ünlü bir şairi evet. Cemal Safi'ye söyledim. Cemal Safi. Evet. Cemal Safi'nin şiirlerinden bir kelime alın, şiir yıkılır. Evet, evet. Niye? Doğru. Çünkü şiir o kadar güzel işlemiş. Doğru. Ama öyle şair var ki konuşur gibi şiir yazmış. Evet, evet. Yani şiirleri böyle alt alta koymuş. Konuşmaları, düz cümleleri alt alta koymuş. Siz karıştırsanız zaten metin. Yani doğru, şiir değil. Doğru, evet. Evet böyle evet, bir şiirde evet, tabii evet. böyle doğru. bir şey olmaz. Doğru. Tabiatıyla siz bir sanatkar gözüyle Paris'e baktığınızda bunları görebildiniz mi? Yani onunla Paris'in kültür sanat eksenli bir dünyası var mı? Bu hayata yansıyor mu? Hocam benim yani gördüğüm kadarıyla tabii oranda kendine göre bir kültürü var. Bizim, evet. Ama bizim kültürümüz daha bambaşka, daha güzel. Evet. Tamam mı? Yani ben onların pek içerisine öyle girmedim yani onu söyleyeyim evet, yani. Evet, ondan sonra işte sadece biz malum çalışıyorduk ama mesela böyle benim orada amcam oğlu vardı. Kendisi profesör. Onunla beraber giderdik. Böyle bazı evet. güzel yerlere götürdü beni. Evet. Bakardık yani öyle. Şimdi Sayın Gürbüz tabii medeniyetler insanların iman ettiği kültür ve mukaddeslerin eseridir. Evet. Şimdi ben hiç unutmam 1978 yılında evet. merhum Muhsin Yazıcıoğlu Elazığ'a evet, gelmiş. Evet, Allah rahmet eylesin. Benim kadim dostumdu. Ben onu karşıladım. Bu arada bir böyle bu bölgeyi geziyor. Feribot'ta şeye gittik. Feribot'ta Pertek'e gittik. Pertek'te Süleyman Serdaroğlu diye bir arkadaşımızın babası. Bizi karşıladı. Zaten onu biliyorduk biz. Pertek'in girişinde solda çok geniş bir arazi, dut ağaçları var, meyve ağaçları var falan. Dedik ki hocam ne iş yapıyorsunuz? Bu bahçe sizin mi? Dedi ki Begim dedi bu bahçenin ben bekçisiyim. Bu bahçe evet. dedi Cenab-ı Allah'ın. Ben bunun bekçisiyim. Evet, evet. Doğru. Emri hak vaki olur. Beni ahiretten Cenab-ı Allah çağırırsa bu bekçilik görevi biter ben de bırakır giderim. Giderim, evet. Şimdi böyle düşünen insanların medeniyetinde insanlar huzur bulur. Doğru. Aslında doğru, bu düşünce padişaha da soru olarak tevcih edilse aynı şekilde cevap alacağınız bir evet. mukaddesatın eseridir. Padişaha da mikrofonu uzatsanız o da aynı şeyi söyler. Ben doğru. bu dünyada Cenab-ı Allah'ın bana gönderdiği şeylerin bekçisiyim. Aynen öyle. Böyle bir düşüncenin, böyle bir fikriyatın, böyle bir kültürün medeniyeti çok daha farklı olur, insana huzur verir. Evet, evet hocam. Ben bunu doğru hocam. Bizzat yaşadım, evet. yaşıyorum. Bir gün hiç unutmam, bir arkadaşla birlikte, ben araç kullanmayı bilmediğim için aracına bindim, evet. ona takıldım, Şanlıurfa'ya gidiyorum. Diyarbakır'ı geçtik, Siverek'te bir benzin istasyonunda durduk, orada bir işlem yapacağız. Evet. Ben de orada bulunan bir benzinliğe ait marketten bir şey almak için markete doğru yürüyorum. Marketin önünde bir büyük bir masa donatılmış. Evet. Ben dedim herhalde burada bir yüksek seviyede bir vali, kaymakam birisi geçecek. Öyle ya tabii. Veya buna benzer bir şey geçecek. Burada bir sofra hazırlamışlar. Ben de rahatsız etmemek için böyle biraz sağa doğru yanaştım. Evet. Markete gidiyorum. Adamın biri orada oturuyordu. Ben onları rahatsız etmek istemiyorum yani. Tabii anladım. Evet. Hemen fırladı geldi. Benim önüme geçti. Dedi ki hocam buyurun dedi sofraya oturun. Ya dedim benim işim gücüm var. Zaten ben dedim Şanlıurfa'ya gidiyorum. Sonra dedim estağfurullah dedim ben yemiş kadar oldum ama dedim bunun geleni vardır. Hiç bizi ilgilendirmez dedi. Siz buradan geçiyorsunuz. Bunda sizin hakkınız var. Buyurun oturun. Misafirperver diye ben bak. O hadiseyi gördükten evet, sonra Sayın evet. Gürbüz inanır mısınız bak kaç yıl aradan geçmiş. Mevzu olsa Allah razı olsun diyorum o adamdan. Onun Halil İbrahim sofrası kabul edebileceğimiz evet, sofraya evet. beni davet etmesi
Ben halbuki sofrada oturmadım. Doğru. Bir parça ekmek de yemedim ama inanır mısınız bana sanki Şanlıurfa'yı tapu ettiler. İşte insanların evet, saadeti, evet, insanların tabii, doğru, mutluluğu, doğru, bu kabili şeylerle. Avrupa'da yok böyle bir şey hocam. Böyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Ha, belki Avrupa açık alırsa sana bir parça bir maaş verir ki o kağıt kadar imzalarsın. Evet, evet, doğru. Ama ondan lezzet olmaz. İnsanlar arasında herhangi bir dayanışma yok yani. Elbette onun lezzeti yok, olmaz. Maalesef. Evet, evet bu çok çok önemli. Evet hocam. Ben Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çalışıyorum. Evet. Bir gün ayakkabı boyacısına oradan geziyordu. Bir işi vardı, evet, hallettim. Biraz da ikram ettim falan, beni tanıyor. Bir gün dön dolaş bir baktım hastanenin önünde ayakkabı boyuyor. Genç bir çocuk. Evet. Ben de ayakkabımı boyattım. Şimdi ben ona iyilik ettim ya, ayakkabı boyacısı. Tabii. Bana bir jest yapacak. Döndü dedi ki, hocam dedi, paranız yoksa kalsın. Ama o kadar hoşuma gitti ki. Evet. O bir jest yapıyor. Tabii diyor ki, tabii doğru. Yani bir ben sizden iyilik gördüm. Evet. Bunu şey yaparsınız. Bu şekilde kabul edersiniz. Buna benzer bir hadise yani bizim medeniyetimizin tezahürü, evet, olması noktasında gene nükteli doğru, bir hadise. Doğru hocam. Bizim doçent doktor Selami Senhattıoğlu var. Evet. Çok asil bir insandır, çok iyi bir insandır. Bizim radyoloji bölümünde doçenttir. Evet. Şimdi Elazığ'a geldiği zaman Sosyal Sigortalar Hastanesi var o zaman. Sosyal Sigortalar Hastanesi'nde çalışıyor. Zaman zaman da acilde nöbet tutuyor. Evet. Acilde nöbet tuttuğu zamanlar mahallede hadise madise çıkaran genç bir çocuğu getiriyor polis. Çocuk da aslında fıtratı temiz ama bazen ona buna kapılıyor, hadise madise çıkarıyor. Bizim doktor Selami Serhatlıoğlu bu gence sahip çıkıyor, nasihat ediyor. Polislerin yanında diyor ki, ya bu gençtir, boş görün falan. Yani biraz da yumuşatıyor ortalığı. Evet. Çay söylüyor falan, böyle birkaç kere. Kendisi anlatıyor, doktor Selami Serhatlıoğlu anlatıyor. Bir gün diyor, hasta bakıyorum diyor. Birisi geldi, takım elbiseli falan diyor. Demiş ki, hocam beni tanıdınız mı? Demiş, oğlum tanıyamadım. Demiş, hocam demiş, ben ikide bir polis getiriyordu ya, ben o çocuğum. Ya demiş, oğlum işte böyle ol demiş, bak güzel, elbiseni düzgün şey yap, kimseye karışma, kavga dövüş etme. Demiş, hocam başım üzerine, söylediklerim başım üzerine. Yalnız demiş, hocam ben sizi görmeye geldim, teşekkür etmeye geldim. Ama demiş, elde yok, avuçta yok, çok zengin değilim. Buraya gelirken size bir çiçek getiremedim. Ondan sonra size bir çikolata getiremedim. Bunları söyledikten sonra diyor, kulağıma eğildi. Hocam dövülecek adam varsa söyle onu döveyim. Benim elimden başka bir şey gelmez. Şimdi ben bunu, evet, anlattığı zaman doktor Selam Bey bana anlattığı zaman, evet, çok güldüm. Şimdi adam Selam Bey'e ikram edecek. Elinde bir şey yok. Ama elinden de kavga dövüş geliyor. Diyor ki Selami hocam etmeyileme, eğer dövülecek bir adam varsa söyle döveyim, bir iyiliğim olsun. Şimdi ben bunu duyduktan sonra doktor Selam Bey'in bulunduğu toplantılarda, evet, bazıları Selam Bey'e karşı çıkarken hemen söylüyorum. Diyor ki beyler, Selami Hoca'ya karşı çıkmayın. Bak, evet, tahsil edilmemiş, elinde bir çek var. O çocuktan tahsil ederse başı belaya gider. Şimdi onun gibi, yani demek istediğim, bu Batı medeniyeti, evet, Doğu, evet, medeniyetinin, doğru, en bariz farkı, gerçekten ekmeğini gönülden paylaşma, aynen öyle, hadisesidir. Doğru. Bu tabii bizim her şeyimize de yansıyor. Dolayısıyla ama bizim Türk milletine has yani bir, az bir şey, özellik, evet, çok, evet, çok hocam, güzel bir özellik. Şimdi gene şiirden gidelim. Sizin olur, Allah'a şükür hocam yazdığınız, çizdiğiniz şeyler var. Döneceğin günü bekleyip durdum. Gözlerim yollarda sanma yoruldum. Hasreti kalbimde oyalıyordum. Bahar bitti, hazan vakti neredesin? Dilim varmaz, can canana eldesin. Gülşenim beyhude sararıp soldu. Muhabbet bağımız hüzünle doldu. Yaktığın o ateş sanma köz oldu. Bahar bitti, hazan vakti neredesin? Dilim varmaz can canana eldesin. Bağladığım umut sanki falda mı? Sormadın ki hala gözün yolda mı? Kabahat çiçekte yoksa dalda mı? Bahar bitti, hazan vakti neredesin? Dilim varmaz can canana eldesin. Çok mu şey istedim Naslı gülümden? Bir sen anlıyordun gönül dilimden. Hani tutacaktın bir gün elimden? Bahar bitti, hazan vakti neredesin? Dilim varmaz can canana eldesin. Eldesin. Çok güzel. Evet hocam. Şimdi hocam bir tabii siz şiirin içindesiniz de. Evet. Sizce şiir nasıl yani konuşmayla şiiri ayıran şey ne? Hocam tabii yani şiirde bir musiki olsun. İnce bir musiki tabii, olacak. Evet, evet, evet. İnce ayrıntı. Yani bizim şimdi nasıl böyle diyelim ki kumaş ince kumaşları, evet, diyelim. Nasıl böyle ince bir sık dokuyoruz. 10 kere ölçüp bir kere biçiyoruz. Tamam, evet. Mı?
Yani o kumaşa verdiğimiz emeği şiire de vermemiz lazım. Evet. Kumaşa verdiğimiz emeği şiire vermesek veya kumaşa o emeği vermemiş olsak, tamam mı? Diktiğimiz kıyafet de bir şeye yaramazdı. Şiir de aynı şekilde. Şiir, yani incelik istiyor bunlarda. Şiir öyle bir şey ki. Şimdi bir küçük, büyük bir bahçe düşünün. Bahçenin evet. içinde dolanıp duran evet, evet. bir çay olsun, bir ılık evet. şey olsun. Şimdi bu çayın etrafına siz çok güzel ağaçlar ve çiçekler dikeceksiniz. Evet. Misafiriniz gelecek. Kayığı oturtacaksınız. Evet. Kayık kendiliğinden hareket edecek. Evet. Ve insanlar o çayın etrafındaki çiçeklere, ağaçlara doyulmaz bir lezzetle bakacaklar. Gerçek şiir bu. Aynen, doğru. Eğer siz o çayın etrafına dikenli ağaçlar dikerseniz, oraya bir kayık koyarsanız ve suyun ters istikametine de misafirinizi oturtur, evet, evet. ters istikametten kürek çekmesini isterseniz bu şiir değil. Değil, doğru. Yani şiiri dinleyen insan bir huzuru bulacak, kulağı tırmalanmayacak ve hafızasına böyle akıp giden bir suyun üstünde güzel bir kayık gibi yerleşecek. Evet, evet. Şimdi ben hiç unutmam, siyah beyaz televizyon devri. Evet. Uğur Dündar böyle bir takım programlar yapıyor. Haber programları falan yapıyor. Gitti İstanbul'da gece köprülerin altında yatan insanları araştırıp buluyor, onlarla konuşuyor. Evet. Tabii o zaman siyah beyaz televizyon, şeyler, kameralar çok şiddetli ışık Tabii. saçan bir teknikle çalışıyor. Evet. Adamın biri köprünün altında yatıyor. Belki de sızmış. Gidip onu kaldırdı. Bir de gözüne ışık tuttu. Adamın gözleri falan da almıyor, şey yaptı yani, bu kamaştı. Soruyor. Diyor ki adınız ne? Adam adını bilmiyor. Allah'ım. Konuşmuyor, bilmiyor. Nerelisiniz? Bilmiyor. Adam şu bilmiyorum diyor. Ne sorduysa bilmiyorum diyor. Evet. Adam şey değil. Bu sefer Uğur Dündar dedi ki birazdan nükteyle, şakayla. Kardeşim dedi bir şeyler söyle dedi. Bak dedi burada dedi kamera var. Sana bir mikrofon uzatmışız. Bir şeyler söyle dedi. Adam inanır mısınız? Yeryüzünde yalnız benim serseri diye başladı. Evet. Necip Fazıl'ın bir şiirini okumaya. Allah Allah. Peki buradaki sır ne? Necip Fazıl'ın şiiri bir kelimeyi hatırladığınız zaman evet, evet. arkasından gelen kelimeyi çağrıştırıyor. Doğru, doğru. Öyle ince bir musikiyle inşa etmiş ki şiiri, bir mısra yakaladığınız zaman arkasından öbürleri geliyor. Evet, evet, evet. Bu neye benziyor? Kayığa oturduğunuz zaman kayık kendiliğinden gidiyor. Doğru, doğru. Siz zorlamıyorsunuz. Zorlamıyorsunuz. Ama evet. uçuk, kaçık, kelime, kafiye yok. İnce bir musiki yok. Konuşmayı, bugün sinemaya gittim kelimesini, gittim bugün sinemaya haline getirmiş. Evet, evet. Konuşmadır gidiyor. Bu hem solda hem sağda. Evet. Şairim diyen insanlarda hepsinde bu hastalık var. Şimdi ben uzağa gitmeye, çok akademik tarifler yapmaya gerek yok. Ben açık söylüyorum. Evet, evet hocam. Şairim diyen insanlar yazdıklarını getirsinler. İster soldan, ister sağdan. Evet. Ben de Elazığ'da gideyim, yayladan bir çoban getireyim. Evet. Çoban orada otursun. Şiirleri okuyayım ve sadece bir tek soru sorayım çobana. Diyeyim ki, bu okuduğum şey konuşmaya benziyor mu, benzemiyor mu? O çoban, şiir olan konuşmada diyecek ki, bu konuşmaya benzemiyor, bunda başka evet, bir şey var. Evet, evet, doğru. Zaten bu sırrı yakalayan insanlar şey kafiye olmasa bile o ahengi, o ince musikiyi veriyorlar. Ahmet Arif. Evet, evet doğru. Hasretinden prangalar eskittim diyor bak. Evet. Bir cümlede bile o musikiyi yakalıyorsunuz. Evet, adamın şair olduğu orada çıkıyor ortaya. Ortaya çıkıyor. Doğru. Hasretinden prangalar eskittim. Ne kadar güzel. Evet, evet. Bir mısra. Doğru. Bir de şu var hocam. Ben hep şair arkadaşlara söylüyorum. Evet. Diyorum ki bir şaire bir mısra yeter. Bir gün bir arkadaşım var. Evet. Çok sevdiğim bir arkadaşım, akademisyen. Kayseri'de beraberiz. Bir gün geldi bana dedi ki hocam dedi, o da şair. Yani yazıp istiyor. Hocam dedi ben dedi başarıyı yakaladım. Nasıl oldu dedim. Bir günde dedi 30 şiir yazıyorum. Dedim vallahi güzel. Ben dedim 30 günde bir şiir yazamıyorum. Evet. Gerçekten öyle. Yani bir günde 30 şiir evet. yazarsınız. Ama yazdığınıza Tabii, şiir demek için... Lezzet olmaz yani. Tadı olmaz evet, evet. onun. Doğru. Şiir demek doğru için hocam. Çok hocam, zorlanırsınız. Yani bir şairlikte iddiam yok. Bilmiyorum yani. İşte yo, yo. Biz yazmaya çalışıyoruz biz ama... Biz şimdi bak ben evet. şu şiirlerin hepsini... Evet. Ya, ümmi bir zata da okusam bir fark olduğunu sezer. Sağ olun hocam. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nübüvvet geldiği zaman. Evet. Kur'an-ı Azimüşşan o asırda en şöhret şiar olmuş. Evet. Vasfın
minvali üzerine geldi. O asırda muallakat-ı seba diye Kabe'ye asılan şeyler vardı, şiirler vardı. Kur'an-ı Azimüşşan Belagat'ın şaikasında geldi. Bir gün bir Kur'an ayetini okuyor bir zat. Bedevi devede. Deveden aşağı iniyor, toprağa kapanıyor. Diyorlar ki sen Müslüman mı oldun? Hayır diyor. Ben bu sözlerin belagatına secde ettim. Evet. Bak. Demek ki Kur'an-ı Azimüşşan indiği zaman muhallakat-ı seba gibi bütün şiirler Kabe'nin duvarına asılıyordu ve Kur'an-ı Kerim'de belagat üzere indi. Evet, evet. Şimdi bunun gibi şiirde de sözden ayrı bir belagatın olması lazım. Doğru. Necip Fazıl merhum Sultan-ı Şuara diyor ki Allah'ın sır hazineleri arşın altındadır. Evet. Ve anahtarları şairlere verilmiştir. Ne kadar güzel bir ifade. Doğru. Anahtarları evet, şairlere evet. verilmiştir. O yüzden şairlerin bir gecede 30 şiir yazmasına gerek yok. Yok tabii tabii. Bir şaire bir mısra yeter. Yeter doğru. Necip Fazıl gibi bir şair diyor ki ben diyor şairliğimi ve şiirlerimi bir mısraya değişirim. Yunus Emre'nin başının üstünde hece taşları ne söylerler ne bir haber verirler. Evet. Bu diyor benim şiirimin şaikasındadır. Bak, halbuki başımın üstünde hece taşları ne söylerler ne bir haber verirler. Evet. Yalın ama söze benzemeyen ince esrarlı bir musiki içinde barındıran bir hadise. Evet. Bunun gibi şiirde ince bir musiki olsun. Olsun tabii, tabii. Buna benzer hocam, evet. inşa ettiğiniz bir şiirden bir kıta okuyayım siz devamını getirin. Gülşene kar yağdı gözlerin aydın. Senin de baharın güz olup güz olur biter. Sevdane bilmezdim sen olmasaydın. Gönlüme verdiğin haz bana yeter. Bir dilek taşına dokunsa elim. Başka yer istemem seni dilerim. Öyle bir sevda ki nasıl gizlerim. Küllense bu ateş köz bana yeter. Ömrümü hicranla bölme zamana. Pir olsa şu gönlüm muhtaçtır sana. Güldürme ne olur dosta düşmana. Kaderi yeniden yaz bana yeter. Henüz yeşermişti dalında yaprak. Yolun başındayken sendin son durak. Gül ektim umuda niyet tutarak. Toprağın verdiği giz bana yeter. Evet hocam. Evet çok çok güzel. Peki hocam bu arada tabii siz Türkiye'de pek evet. çok şiir organizasyonuna da katılıyorsunuz. Evet katılıyorum hocam. Türkiye'de şairler arasında gerçekten son yıllarda evet. Hazar Şiir Akşamları gibi çok büyük organizasyonlarında evet, evet. Duayen organizasyonların da getirdiği bir kültür ikliminde çok güzel dostluklar inşa ediliyor. Çok güzel. Evet, bu evet. şehirlerin de tanışmasına, görüşmesine vesile oluyor. Evet. Mesela Tokat'a beraber gittik sizinle. Evet doğru. Şimdi Tokat bizim yanımızda bir gönül şehri, bir gönül ülkesi ve evet. bizim adeta kardeş şehrimiz. Doğru. Ne kadar güzel. Diyarbakır öyle, evet, Malatya evet. öyle. Kayseri çok şehirlere öyle. Gittik çok hocam. Evet gittik. Gerçekten böyle yani ve buradaki bütün dostlara da izin verirseniz isim olarak saymak mümkün değil ama. Ama hepsine. Tabii Türkiye'nin birçok yerinde yani gönül dostları edindik biz. Elbette. Onlara buradan saygıyla selamlar gönderiyorum. Muhabbetler diliyorum. Evet. İnşallah nasip olursa bahis sonunda da Gaziantep'e gideceğim. İnşallah. Orada bir şiir şöleninde davetliyiz. Evet, evet çok hocam. Çok güzel. Bu tabii şehirlerin kültürlerini taşıma noktasında, tabii, tabii. kültürlerin kaynaşması noktasında evet. da güzelliklere vesile. Çok güzel hocam. Elbette. Tabii, tabii. Yani Hazar Şiir Akşamları olsun, işte Arpuç Şiir Akşamları. Yani evet. bunlar hepsi güzellikler taşıyan bir şey. Tanışmaya, gerçekten, görüşmeye, tanışmaya, yeni yeni dostlar edinmek edinmeye vesiledir. Evet, gerçekten öyle hocam. Evet. evet. Tabii. Gören uykuda sanır, yastığa baş koymadım. Sensiz nasıl yaşanır, ben bu aşka doymadım. Demişsiniz. Evet. Evet demek ki şairler uykuda bile olsa, uykuda bile görünse yastığa baş koymadıkları bir halde uzanır dururlar. Öyle evet, anlaşılıyor. Evet doğru. Sonra ne demişsiniz? Bahtım kara kışında, sanma aklım başımda. Korkuyorum düşersin, sen varsın gözyaşımda. Ömür kısa vakit az, hazan olur bahar yaz. Sevgine çok muhtacım. Yüzümü güldür biraz. Bahtım kara kışında, sanma aklım başımda. Korkuyorum düşersin, sen varsın gözyaşımda. Aşkın ateşi yaksın, gönlümde son duraksın.
Hasrete boyun eğdim ne zaman soracaksın? Bahtım kara kışında, sanma aklım başımda. Korkuyorum düşersin, sen varsın gözyaşımda. Yolunu çok bekledim, aylara yıl ekledim. Senden ümit kesince kalbimi kilitledim. Bahtım kara kışında, sanma aklım başımda. Korkuyorum düşersin, sen varsın gözyaşımda. Sen, sen, sen. Evet, Sayın Gürbüz, bu şiirlerin hepsi zaten musikiyi, notaları çağıran şiirler. Evet. Öyle ümit ediyorum ki bu şiirler böyle ünlü bestekarların eline ulaşmış olsa çok çok güzel şarkılar hocam, da ortaya çıkar. Hocam 90'lar zaten saat müziği tarzında bestelenmiş değil mi? Tabii, evet. TRT repertuarına işte Mustafa Malay İstanbul'da Allah çok rahmet güzel, eylesin. Evet. Allah rahmet gönderdi eylesin. Bir şiirim orada TRT repertuarına girdi. Geçen sene de bu Harp-ı Şiir akşamlarına Turhan Taşan Bey Hoca İstanbul'dan gelmişlerdi. Evet. Bununla böyle sohbet ederken böyle bir iki şiir okudum. Bestelemek üzere aldı yani bir 8-10 tane evet, şiirimi çok de aldı. Güzel, evet. İnşallah nasip olursa ondan da yine şiir bekliyoruz ve dinliyorsak şu anda selam ve saygılarımı iletiyorum. Elbette şimdi Sayın Gürbüz, bir bestekar için uygun şiir çok önemli. Evet. Yani rastgele bir şiiri bir bestekar besteleyemez. Evet. Şiirin şeylerin notaları çağırması, bestekara ilham vermesi de elzem. Tabii tabii. Doğru. Olmasa mümkün evet, değil. Evet. Zaten şiirin içindeki ince musiki belki bestekarların elinde çok daha güzel bir formata kavuşuyor. Aynen ama öyle, doğru hocam. Bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Doğru, doğru. Ayrılık acısı ölümden beter. Söndürme ateşi köz olsun gülüm. Yüzüme birazcık gülümse yeter. Aldığım nefeste haz olsun gülüm. Boş yere harcama geçen zamanı. Arayıp soralım derde dermanı. Durdurak bilmeden yükle kervanı. Aşalım yolları toz olsun gülüm. Ömrümüz tükenip esmeden yerler. Hasrete düşürüp yakmadan çöller. Sır değil sevdamız duysa da eller. Düşelim dillere söz olsun gülüm. Bir sabah uyansam senin kolunda. Ayrılık çıkar mı gönül falında? Ne dünyada gözüm ne de pulunda. Ekmeğe katığım tuz olsun gülüm. Bağla kaderimi zülfün teline. Razıyım gelecek bütün zulüme. İsterse götürsün ben ölüme. Dökülsün yapraklar. Dökülsün yapraklar. Güz olsun gülüm. Gülüm. Güz olsun. Evet. Dökülsün yapraklar. Güz olsun gülüm. Evet. Sonbahar biraz hüznü çağrıştırıyor. Evet. Ama baki kalan gök kubbede bir hoş seda inir. Evet, hocam. Bütün bu şiirleriniz, mısralarınız inşallah sizin için baki kalacak bir söz inşallah, olarak evet, karşımızda evet, duruyor. Evet. Çağım geçti korkuyorum. Üstüme çok varma gönül. Yeter artık. Uslan biraz. Halim naçar. Yorma gönül. Ben mi devam edeyim? Evet, siz devam edin. Evet. Saçlarıma kar yağlı, açtığın hep dilek falı. Çoktan bitti sevda yolu, yine tuzak kurma gönül. Yüz çevirdim yaban ele, gel düşürme dilden dile. Ne mecnun et ne de köle, can evimden vurma gönül. Alev söndü köz olacak, gül dalından azlanacak. Bir koklasan haz kalacak, umutlara sarma gönül. Derman yoktur zalim derde. Her müşküle çözüm nerede? Bilmez misin bu son perde? Mağrurlanıp durma gönül. Ruhum yorgun, beden hasta. Vakit hazan, düşler yasta. Veda ettim eşe dosta. Ayrılığı sorma gönül. Evet. Sayın Gürbüz, her şair evet hocam, kendi şiir vadisinde sevdiği üstadlar, duayen şairlerle de alakadardır. Günümüz Türkiye'sinde merhum Abdurrahim Karakoç, evet, Allah rahmet Yavuz eylesin. Bülent Bakiler, evet. Bekir Sıtkı Erdoğan, Erdoğan Bahattin Karakoç, Nurullah Genç, evet, evet, Ali evet. Akbaş. Bunlar sevdiğimiz duayen şairler. Bunlarla birebir görüştüğünüz oldu mu veya bir muhaberanız oldu, muhaberatınız hocam oldu mu? Hocam aşağı yukarı bu sayıların içerisinde hemen hemen birçoğuyla tanıştık. Muhabbetimiz evet. oldu, samimiyetimiz çok oldu. Güzel, yani evet. Gönüllülük. Boğazlar Şiir Akşamları'ndan falan tabii. Cemal Safi, evet o zaten Cemal Safi geldiği de zaman mutlaka
hemen beni sorar. Evet, yani nereden heceyi, mayır falan diye böyle. Evet. Çok heceye hakim, heceyi çok güzel kullanan. Hatta ben geçen Kayseri'deydim. Cemal Safi ile sohbet ederken dedim ki ya üstadım dedim siz günlük konuşmalardan evet. çok çok güzel şiirler inşa eden bir ustasınız. Evet. Gerçekten günlük konuşmalardan şiirler inşa ediyor. Gerçekten, güzel. Evet doğru. Bir gün televizyon izliyorum hocam işte yani bir sanat müziği programı işte sunucu dedi ki bu söz yazarı işte Cemal Safi ama dedi şu anda hastanede yatıyor yani bundan birkaç sene önceyi söylüyorum ben. Evet. Dedi kendisine hayırlı şifalar diliyorum dedi falan. Ben hemen telefonla aradım. Aradım. Kızıydı sanıyorum çıktı. Dedim ki böyle böyle Cemal Bey hocamla bir görüşmek istiyorum. Dedi doktorlar müsaade etmiyor. Dedim o zaman söyleyin Elazığ'dan Mahir Gürbüz aradı. Demek duymuş aman ver dedi kızım telefonu kapatma hemen. Neyse yani o kadar ki sağ olsun çok bana güzel, karşı evet. sevgisi benim ona karşı son derece saygım sonsuz yani. Tabii, sohbet güzel. Ettik dedim valla hocam dedim televizyonlar olmasa sizi görmek, duymak imkansız. Hani onun bir şarkısı vardı ya. Evet, evet. Zekai Tuncaz okuyordu falan. Seni i̇mkansız, görmek imkansız rüyalarım olmasa. Evet. Böyle yani gerçekten büyük bir dostluğumuz oldu onlarla. Evet. Evet. Sayın hocam programımızın sonuna geldik. Evet hocam. Son bir kez. Sizden bir şiir dinleyelim ve izleyicilerimize veda edelim. Senden haber gelmiyor. Mevsimler kışa döndü. Baş koyduğum her yastık sen yoksun, taşa döndü. Soldu gönül bağlarım, kaderime ağlarım. Kırıldı kanatlarım, çırpınan kuşa döndü. Hasret sinemi deler, yetmez mi işkenceler, sensiz geçen geceler korkulu düşe döndü. İçimde umut vardı, mevsimler ilkbahardı. Gönlümü hüzün sardı, kaderim başa döndü. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Çok, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bir arıdı çıdalı sohbetlerinin sonuna geldik. Bu akşam Elazığlı ama ulusal manada şöhret şiar bir şairi Mahir Gürbüz'ü ağırladık. Mahir Gürbüz'ün mısralarında adeta şiirin sırrını kurcaladık. Senden haber gelmiyor. Mevsimler kışa döndü, baş koyduğum her yastık sen yoksun taşa döndü demiş şairimiz. Ama biz mevsimlerin kışa dönmediği nice güzel mevsimleri hayal edelim, niyaz edelim ve hepinize iyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar.